Evet. İmam Zeynel Abidin, Peygamber Efendimiz torunlarından. Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Benim de ceddimdir inşallah. İnşallah. Bizim kavmimiz Hazreti Mehdi ile Allah'ın Resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Yani peygamberler arasında Mehdi ile benzerlikler vardır. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Eyüp, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her biriyle benzerliği vardır. Nuh ile uzun ömürlü olmasında. Hazreti Nuh gibi uzun ömürlü olacak diyor. Yani İnşallah. 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 Yani makul bir uzun ömürlü olacaktır. İnşallah. İbrahim aleyhisselam ile doğumunun gizli olmasında evde doğacaktır Mehdi. İnşallah. 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 Halktan uzak durmasında Musa ile. Musa'ya benzer diyor. Halktan uzak, gizlenir. İnşallah. Korku hali. Yani takip ediliyordu biliyorsunuz Hazreti Musa. Evet. Bir korku ortamı vardı. O yüzden de gizleniyordu. Hazreti İsa ile halkın onun hakkında ihtilafa düşmesi. Halk işte bir kısmı var diyor, kimi yok diyor, kimi gelecek diyor, kimi geldi diyor, kimi gelmez diyor değil mi? Evet. O yönden diyor Hazreti İsa'ya benzer. Hazreti Eyüp ile beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde Hazreti Mehdi'ye çok bela isap edecektir. Evet. Yani bela zorluklar. Yani zorluklar, acılar, evet. Elemler. Yani o anlamda. Ama Hazreti Eyüp gibi onları sabırla karşılayacak inşallah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle benzerliği de kılıçla kıyamet meselesinde. Yani Peygamber Efendimiz'in kılıcı belinde olacak, hırkası üzerine olacak. İnşallah. Peygamber Efendimiz'in sancağı şerifi de elinde olacak. İnşallah. Kutsal, ama tabi bunlar teberrüken giyecek. Yani yoksa yani sürekli değil. Yani hırkayı şerif üzerinde olacak. Bir kereliğine mahsus. İnşallah. Kılıncını takacak inşallah. O da bir kereliğine mahsus. Bir de sancağı şerif. İnşallah. Sağ elinde inşallah sancağı şerif olacak. Ona insanlar bağlılıklarını ifade ederken bu şekilde olacak. İnşallah. 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 O yönüyle diyor Resulullah'a benzer inşallah. İnşallah. Abdullah bin Zemre, İbn-i Mati ve Himyeri Kabul Ahbar'dan nakleder şöyle dedi. Kıyam edecek kaim Mehdi, Hazreti Mehdi, Hazreti Ali'nin soyundandır, Seyittir. O bu yeryüzünü, yeryüzünden başka bir hale getirecektir. Bambaşka bir hale getirecektir diyor yeryüzünü. Kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam, Hazreti Ali neslindendir. Hayırda, görünüşte ve ahlakta en çok Hazreti İsa'ya benzeyen odur. Bakın, hayırda, dış görünüşte, ahlakta, en çok Hazreti İsa aleyhisselama benzeyen odur. Çok benzeyecek Hazreti İsa'ya. Maşallah. İkisi de Hazreti İbrahim soyundan bakanlar bayağı benziyor diyecekler yani. Çok benzeyecekler. İnşallah. Evet. Allah peygamberlere verdiği azameti ona da verecekti. Peygamberler gibi böyle azametli, heybetli olacak Mehdi. İnşallah. Böyle zayıf, nahiv falan değil inşallah. Yani mutlaka heybetli çünkü geniş bir insan. Evet. Ama peygamberler zayıf bile olsa heybetli oluyorlar yani onu da belirteyim. İnşallah. Ona faziletler ve zinet verilecektir. Yani faziletler ve zinet, zenginlik, güzellik, iyilik. İnşallah. Şüphesiz Hazreti Mehdi aleyhisselam Ali'nin evladındandır tekrar tekrar söyleniyor. Onun gaybeti tıpkı Yusuf'un gaybeti zindana atılması gibidir. Hazreti Yusuf gibi zindana girecektir diyor, İnşallah. Hapsedilecektir. Ve onun dönüşü de tıpkı İsa Meryem'in İsa bin Meryem'in dönüşü gibidir. Nasıl o geri dönüyor? O da geri dönecektir diyor. Yani insanlara gelecektir, zuhur edecektir. İnşallah. İnşallah. Yani biz nasıl Hazreti İsa'yı bekliyoruz? Şu anda da Hazreti Mehdi'nin de ortaya çıkmasını bekliyoruz. Evet. Mesih de aniden ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde Hazreti Mehdi de bir süre sonra belirgin hale gelecektir inşallah. İnşallah hocam. Ebu Basir der ki İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurduğunu duydum.
Bu gaybetin sahibinde, yani bu kayboluşun sahibinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da dört peygamberin sünneti vardır. Musa'dan bir sünnet, İsa'dan bir sünnet, Yusuf'tan bir sünnet, Muhammed Aleyhisselam'dan bir sünnet. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Dedim ki Musa'nın sünneti nedir? Buyurdu ki çekinip dikkatle gizlenmek. Hazreti Musa gibidir diyor. Dedim ki İsa'nın sünneti nedir? Buyurdu ki İsa'nın hakkında söylenenler onun hakkında da söylenecek. Yani çok fazla hakkında dedikodu çıkacak. İnşallah. Çok fazla gıybet edilecek. İnşallah. Dedim ki Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki zindan ve gaybet. Hapsedilecek ve gizlenecek Yusuf gibi. Dedim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünneti nedir? Buyurdu ki kıyamettiğinde Resulullah'ın yolunda gidecektir. Aynı onun gibi hareket edecektir. İnşallah. İnşallah. Yalnız o Resulullah'ın eserlerini açıklayacaktır. Dedim ki Allah'ın rızasını nereden bilecektir? Buyurdu ki Allah onun kalbine rahmetini nazil edecektir. Allah ona ilham edecektir. Maşallah. Mehdi'nin gelişi Tevrat'ta da vardır. Oradan da örnek vereyim. Kıyı halkları onun Mehdi'nin yasasına umut bağlayacak. Yani onun dünya hakimiyetine umut bağlayacaklar. Tevrat Yeşaya 42'ye 4. O Mehdi baskı görüp eziyet çektiyse de hiç ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi diyor. Hiç ses çıkartmadı diyor Allah Mehdi. Yeşaya 53'e 7. İnsanlarca hor görüldü Mehdi. Yapayalnız bırakıldı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Yeşaya 53'e 3. Mehdi'nin özelliğidir bu. Halk anlamayacak ve halkın büyük bölümü ona karşı gelecekler. Eziyet edecekler, hapsedecekler, hakaret edecekler, iftira edecekler. Tevrat bunu anlatıyor bakın. İnsanlarca hor görüldü. Yapayalnız bırakıldı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik diyor. Yeşaya 53:3. Kaldığı yer görkemli olacak diyor. En sonra Hazreti Süleyman'ın mescidini yapacak inşallah Kudüs'te. O kastediliyor. Çok muhteşem olacak. Yeşaya 11'e 10. Ama genelde yaşadığı yerler temiz ve güzel olacak Mehdi'nin. Ve Cenab-ı Allah'ın hitabı olarak söylüyorlar. Ve kendim için sadık bir dini lider çıkaracağım. Mehdi. O yüreğimde ve canımda olana göre yapacak. Yani Allah benim beğendiğim gibi hareket edecek diyor. Tabi Tevrat'ın uslubunda böyle kelimeler oluyor. Yani yüreğimde ve canımda gibi ifadeler. Ama yani Allah'ın isteği olarak bunu anlıyoruz. 1. Samuel 2'ye 35. Halk Mehdi'yi bütün güzelliğiyle görecek. Güzel bir insan olacak Mehdi. Yeşaya 33'e 17. Mehdi uluslara barış duyuracak. Bütün dünyada barışı savunacak. Barışın güzelliğini anlatacak. Zekeriya 9'a 10. Bağırmayacak ve sesini yükseltmeyecek. Yani insanları azarlamayacak. Bağırmayacak. Yüksek. Hani var ya kavgacı tipler. Öyle bir özelliği olmayacak diyor. Yeşaya 42'ye 4. O adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Adaletlidir ve alçak gönüllüdür diyor. Zekeriya 9'a 9. Mehdi Allah'a güvenir. Mezmurlar 21'e 1. Yahya bin Nufel'den hatta Musa bin Cafer aleyhisselam ikindi namazından sonra ellerini kaldırır. Musa bin Cafer aleyhisselam ikindi aleyhi rıdvan da diyebiliriz. Namazından sonra ellerini kaldırır ve dua eder. Ona kimin için dua ettiğini soruyorum. O şöyle der. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden El Mehdi için ve devam etti. Geniş karınlıdır. Karnı geniştir. İnşallah. Zayıf değil Mehdi. Bakın bu kaçıncı? 20 tane hadis var belki. Kaşları yakındır. İkisi kaşı birbirine yakın. Yani bitişik gibi. Yakın. Yani bir de uzak kaşlı olanlar vardı. Bir de yakın. Kaşları yakındır. Bacakları çok enerjiktir. Hareketlidir. Oradan oraya gider, oradan oraya gider. Omuzları geniştir. Dar bir insan değil, ince bir insan değil. Omuzları geniştir. İnşallah. Onun gecesi Allah'a boyun eğerek ve secde ederek yıldızlara nöbet tutacaktır. Yani Allah'ı anarak geceyi geçirir. Tebliğ yaparak, İslam'ı yayarak geçirir geceleri. Secde ederek yıldızlara nöbet tutacaktır. Yani yıldızların çıktığı yatsı vakti, evet. Daha geç vakit ona işaret ediyor. Kendisini suçlayanların
attığı iftiralar onu Allah'ın huzurunda etkilemeyecektir. Bakın, kendisini suçlayanların attığı iftiralar onu Allah'ın huzurunda etkilemeyecektir. O nur yayan bir kandildir. Maşallah. Risale-i Nur külliyatına işaret ediyor aynı zamanda bu hadis. Evet. Değil mi? Evet. Risale-i Nur'dan da istifade edeceğinde bir işaret var. O nur yayan bir kandildir. İnşallah. Allah'ın emri ile çıkacaktır. Allah'ın emretmiştir, çıkaracaktır. Çıkaracaktır Allah diyor inşallah. Biharül Enver 86-81. İmam Muhammed Bakir aleyhisselam ve İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam demiştir ki, Cafer-i Sadık İmam-ı Rabbani'nin hocası. Evet. İmam-ı Azam'ın hocası. Evet. Yani İnşallah, evet. Hanbeli mezhebin, Hanefi mezhebinin kurucusu. Evet. Ebu Hanefe'nin hocası. Cafer-i Sadık. Demiştir ki, Mehdi Hazretlerinin iki alameti vardır. Kaim Mehdi'nin başında siyah bir leke olacak. Alnında bir siyah bir ben olacak. Yani küçük bir ben. Omuzlarının arasında reyhan yaprağına benzer siyah bir leke olacaktır. Benlerinden bir başka, iki beninden bir tanesi. Yani bakın evet. Burada da reyhan yaprağına benzetilmiş. Evet. Ağaç yaprağı gibi bir ben daha vardır diyor, çıkık. Evet. İki ben var Mehdi'nin. Bir kalbinin üstünde, kalp hizasında var. Bir de biraz daha onun diyor bitişiğinde, birinde mersin ağacı yaprağı gibi diyor. Burada da reyhan yaprağına benzer diyor. Ağaç yaprağı gibi bir ben vardır. Yani üç boyutlu bir ben olduğu anlaşılıyor. Dışa çıkık bir ben. Gaybetül Nümani'de. Ebu Said el-Hudri, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem nakleder. Şüphesiz Yüce Allah benim soyumdan ve ehli beytimden dişleri güzel diyor. Parlak alınlı birini çıkartacak. Alnı parlak. Böylece o da yeryüzünü adalet, refah ve ekonomik eşitlikle dolduracak. Tabii ekonomik eşitlik Arapçasında böyle geçmiyor ama yani Türkçe karşılığı olarak bu şekilde alınıyor. Evet. İktüttürer fi Ekber Muntazar sayfa 101. Ebu Cafer İmam Muhammed Bakır aleyhisselam hazretleri ceddleri yoluyla, biliyorsunuz Hazreti Mehdi'nin de ceddidir zaten. Ehli Beyt'in lideri Hazretleri, Mehdi hazretleri müminlerin emirleri oraya geçelim. Ehli Beyt'in lideri Peygamber Efendimiz kastediyor. Ehli Beyt'in lideri müminlerin emiri aleyhisselamın minberden söylediklerini nakletmiştir. Yani Resulullah'ın söylediklerini nakletmiştir minberde ne konuşuyorsa. Ahir zamanda soyumdan bir kişi çıkacak. Peygamber Efendimiz söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Al renkle karışık açık tenli. Koyu esmer değil, zenci gibi değil. Bakın. Al renkte hafif kırmızıya çalar. Karışık açık tenli. Arabi yani. Peygamber Efendimiz rengi de Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Arabi denince beyaz olup kırmızıya çalan. Hı hı. Açık tenli olacak. Açık ve geniş karınlı olacak. Karnı geniştir diyor. Uyluk kemikleri geniş ve büyük, belirgin olacak. Peygamberin renginde iki et beni bulunacak. İşte biri o kalp hizasındaki olan beni, öbürü de yaprak şeklinde olan beni. O Hazreti Mehdi aleyhisselam yükselecek inşallah Allah'ın katıyla. İmam Hazreti Mehdi'nin hayatı Alleme Bakır Şerif el-Kureyşi. Bir başka hadiste Hazreti Ali aleyhisselam Keremullahı vece, Allah'ın aslanı Esedullah, benim de ceddimdir biliyorsunuz Hazreti Ali. Evet. Dedemdir inşallah. Tekrar İmam Mehdi aleyhisselamdan şu sözlerle bahseder. Geniş alınlıdır. Açık ve geniş karınlıdır. Uylukları geniştir. Ön dişleri parlaktır. Sağ uyluğunda bir ben vardır. Sağ bacağında, uyluk kısmında anlaşılır tarzda bir ben. Mehdi'nin alametlerindendir. Başka bir hadiste biz bunu söylemiştik. Bu da ayrı bir hadis. Burada da var. Yenabül Mevadde sayfa 423. Evet. Mehdi benim torunlarımdandır. Yüzü parlak bir yıldız gibidir. Teni Araplara, Araplar beyaz olur biliyorsunuz. Kırmızıya çalar beyaz. Vücudu İsrailoğullarına benzer. Ben İsrail gibiyim ve heybetli ve acar. Evet. Yani
bu klasik İsrailliler gibi görünüşü dışarıdan bakıldığında. Dünya önceden zulümle dolduğu gibi yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Göklerde ve yerde yaşayan tüm canlılar, kuşlar bile, havadaki kuşlar bile onun hükümdarlığından ve halifeliğinden mutluluk duyacaktır. Hayvanların bakımına ilgilenecek, yemleriyle ilgilenecek, onlara insanlar zarar vermesini durduracak, onlara barınma yerleri açacak. İnşallah. Çeşitli safhalarından bir tanesini vermiş, 20 yıl boyunca hüküm sürecektir diyor. Bu dünya hakimiyeti safhasıdır. İnşallah. İnşallah. El beyan fi ahbar-ı sahibi zaman. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de biraz bahsedeyim. İnşallah. Değil mi? Dedemdir, çektiğimdir. Evet. O güzeller güzellerinden de bahsedeyim. Maşallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlıydı. Böyle baktın mı, değil mi? Evet. Bütün kadınlar da yani böyle her bakan yani peygamberimize aşık oluyorlardı. Maşallah. Çok fazla evlenmek isteyen vardı. Çok az bir kısmını kabul etti Peygamber Efendimiz. İnşallah. İnşallah. Maşallah. Maşallah. Yani böyle yakışıklı, üstelik olağanüstü etkileyiciydi yani. Çok çok etkili. Bakan, hatta böyle hipnotize oluyorlardı. Bir kısmının dili tutuluyordu. Peygamberimiz ağızlarını meshediyordu. İnşallah. Değil mi? Ondan sonra evet. Konuşabiliyordu. Ya şakalaşıyordu onlara, ondan sonra açılıyorlardı. Heybetinden, nurundan böyle insanların kalbi duracak gibi oluyordu. Maşallah. Heyecandan, maşallah. Maşallah. Mübarek yüzü ayın 14'ündeki dolunay gibi parlardı. Pırıl pırıl. Burnu gayet güzeldi diyor. Gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklıydı. Ağzı geniş, dişleri inci gibi parlaktı. Boynu sanki gümüş hüzmesi gibiydi. Boynu da parlıyor. İki omuz arası geniş. Bak Allah'ın aslanı ne? Maşallah. Maşallah. Değil mi? Evet. Pehlivan yani. Yapılı, zayıf değil. Naif böyle ince değil. Onun kemik başları kalın idi. Cem'ül fevait min cemi'ül usul uzun bir eser. Beş cilt, beşinci cilt İzmir İz Yayıncılığı sayfa 31. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz'in boyu ne çok uzun ne de fazla kısaydı. Mehdi de öyledir. Ne fazla uzun ne kısa. Orta boylu. İnşallah. Teni de ne duru beyaz ne de koyu esmerdi. Bakın. Evet. Koyu esmer değil. Zenci gibi değil. Değil. Ne de duru beyaz. Yani bembeyaz da değil. Nasıl? Kırmızıya çalar beyaz. Evet. Yani arabi. Evet. Arabi rengi. Mehdi de öyledir. Saçları ise ne düz ne kıvırcık idi. Hafif dalgalı saçları. Evet. Yani Mehdi'nin de saçları dalgalıdır. Evet. Hatta şu kabalacı Yahudi kabalacı Nostradamus var. Evet. Tam bu tarihi veriyor. 2010'lar, 2020'ler gibi diyor. Doğudan Türkiye'yi tarif ediyor. Bütün İran her yer tarif ediyor. Bir kişi çıkacak diyor. Saçları dalgalı diyor. Genç. Maşallah. Bütün bölgeye hakim olacak. Roma'yı da fethedecek. Roma'yı da alacak diyor. Maşallah. Nostradamus söylüyor bakın. 2040'larda diyor. 2050'lerde bu bitmiş olacak diyor. Maşallah. Ve kimse onu durduramayacak diyor Nostradamus. Nereden kaynaklanıyor? Resulullah'ın hadislerinden almış.